Merhabalar sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mehmet Nurullah Gök, Türk Dil Edebiyatı öğretmeni. Eski Dil ve Eski Edebiyat derslerine giriyorum. Muhtemelen tanıyanlarınız vardır. Tanımayanlarınız için de kısacası kim olduğumu söyleyeyim. Genellikle Eski Dil Eski Edebiyat derslerine hem tek hem farklı illerde derslere giriyorum. Bu kademede 18 soru çıkmakta. 18 sorunun özellikle soru dağılım ve konu önceliklendirme kısmında neleri bilmemiz gerektiğini zaten az çok benim öğrencilerim öğrendi. Şunu çok, çok net kullanırım her zaman. Eski dil bir bulmacadır. Bakmasını, görmesini bilene eski dil ezber değildir. Ezber olarak gidildiğinde sınavda yorum kısmında hep eksiklik yaşarız. Ersunker Soru Bankası Cevahir Denemesi edebiyat alan kitaplarımdır. Bilenler var. Bazıları yok şu an ama yine de yakın zamanda inşallah bitenleri de çıkaracağız. Bu derste ne göreceğiz? Bu derste sevgili arkadaşlar çıkması muhtemel sorular üzerinden ÖSYM'nin sorduğu ve sorabileceği yerlere değineceğim. Genel tekrar kampımız var bizim 1 ile 12 Ağustos arasında. Hem o genel tekrar kampına yönelik gelen sorular mevcut. Hocam tekrar kampında nasıl gidilecek, nasıl yapacaksınız şeklinde. Toplu bir cevap vermek hem de soru kısmında somut olarak sizlere bu konuda bir paylaşımda bulunmak için bu dersi yapmaya gerek gördük. Özellikle 1 ile 12 Ağustos'ta arkadaşlar ortalama 50-54 saatlik bir tekrar kampında soru çözümü üzerinden bütün derslerden çıkacak sorulardan kesitler verip sınavda işinizi kolaylaştırma niyetindeyiz. Baştan sona bir soru, bir konu mantığıyla ilerleyeceğiz. O konuda herhangi sormak istediğiniz bir şey varsa da sorabilirsiniz. Eğer merak ettiğiniz bir şey yoksa da bilgi almak veya ekstra bir talepte bulunan arkadaşlarımız varsa da buraya teknik ekiplik arkadaşlar bir bilgi formu bırakabilir mi? En azından oraya Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şu an e, eğitim koçuyla bir saat seansla ücretsiz görüşme ve kamp bilgisi almak isteyen arkadaşlar link'e tıklayabilir. Hem tekrara düşmemiş oluruz, sürekli aynı soruları sormamış oluruz. Ama şunu çok net söylerim. Eski dil ve eski edebiyatta hakkıyla tekrar ettiğinde full, 18'de 18'i yapmamak için hiçbir neden yoktur. Belli kalıplara sıkışıyoruz genellikle. O kalıplar da bizim görüş açımızı daraltıyor. Aslında net şekilde cevaplar ortadadır. Kaplar ÖABT kampları 1 ile 12 Ağustos arasında olacak sevgili Ayşenur Hocam. Genel yetenek genel kültür eğitim kampları da var tabii ki. Onlar 20 Haziran'da başlayacak. 20 Haziran'da 28 Ağustos arasında genel yetenek eğitim binleri kampları tüm ÖABT branşları da 1 ile 12 Ağustos. Yani genel yetenek genel kültür sınavından sonra olacak kamplar. Hocam bu ders sadece, evet bu sadece edebiyat öğretmenleri için sevgili Derya. Nisan ayındaki neden onları sene sonuna dahil ettik sevgili S. Korkmaz. Dahil etmediler mi sizi, bilgi vermediler mi? Hem ders yoğunluğu hem diğer kademedeki genel manada tüm derslerin olduğu genel tekrar kampına dahil ettik tek ders alanları. Eğitim, genetenek, genetik kültür, evet. <laughs> evet Derya bu senin için değil. Bu sadece edebiyatçılar için. Türkçe öğretmenler için de yaparız ayrıca başka zaman. Bu sadece eski dil dediğimiz konular aslında. Şimdi arkadaşlar tabii ki çıkabilirsin. Görüşmek üzere. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dersle ilgili kısımda çıkan sorular var tabii ki. Ekstra sorular da çıkacaktır onu da söyleyeyim sizlere. Bunu iyi bilmek, iyi analiz etmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili geldiğimizde burada bir ne var? Belirtme hal ekinin farklı şekilleriyle ilgili durumumuz var. Şimdi belirtme hal şekillerini iyi bilmek lazım. Bir de belirtme hal eki zaten üzerinde çok durduğu bir yer biliyorsunuz. Her sene en az 2-3 soru bazen 4 soru sadece buradan geliyor. Peki belirtme hal nedir arkadaşlar? Belirtme hal ık, ın ve nı şeklinde bir de ı i günümüzdeki şekli. Özellikle bu kısımlardan bir ık şeklinde bilmemiz gerekenler var. ık şekli bir belirtme hal eki olarak var. ık İk şekli ikinci tekil iyelik eki olarak var. ık İk şekli ikinci tekil şahıs eki olarak var. ık şekli bir de ne var arkadaşlar? Buradaki kademede fiilden isim yapım eki olarak var. Şimdi bunları Bilirsek eğer bir sıkıntı yaşamayız. Örnek vereyim. İkinci tekil yiyelik şekli ık şekli sadece Göktür Türkçesinde vardır. Belirtme hal ekinin ık şekli Göktürk, Uygur ve Karahanlı döneminde vardır. Belirtme ık şekli Karahanlı ve sonrasında yoktur. Yani bir metnin hangi döneme ait olduğunu argıladığınız zaman aslında ık şeklinin bir ne olmadığını dönem farkını bile yaratan bir ektir. Bir de ikinci tekil şahıs eki var. E, şahıs eklerini hepimiz biliyoruz. Fiil çekim eklerinden biridir. Yani kip eklerinden sonra gelir. Örnek vereyim. Şuraya geldiğimde bardığı kip eki bardık şeklinde gördüğünde ikinci tekil şahıs ekidir bu. Ve bu NG nöbetleşmesinden dolayı oluşan bir durumdur. Bu özellik sadece G şekli göktür Türkçesinde görürsün. Başka da bir yerde göremezsin. Bu burada dursun. Yani fiile geldiğinden dolayı bunu zaten ayırdık. Özellikle bir de fiilden isim dediğimiz şekil var. Mesela bilmekten bilmek fiil köküne gelerek fiilleri ne yapar? Fiilden isim yapar. Zaten buradaki yapım ekinin Diğerlerinden ayırt etmem çok kolay olacak çünkü belirtme hal eki ve iyilik eki isimlere gelir biliyorsunuz isim çekim eklerindendir. Şuradaki ise fiil köküne geldi. Şuradaki de bir kip ekin üzerine geldi yani fiil köküne gelen bir şekildir. Doğal olarak bunların şunlarla karışma ihtimali yok. Peki bu ık şekli iyilik mi yoksa belirtme hal eki mi? Göktürk Türkçesinde yaygın olarak kullanılan bir ektir hem belirtme hali özellikle sevgili arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasını gördüğün yerde Göktürk Türkçesinden alınan bir metinde kesinlikle bunu ne yapacaksın belirtme yap geç neden çünkü Göktürk Türkçesinde belirtisiz isim tamlamalarında iyilik eki almama düşme gibi bir özelliği vardır mesela bu kısımla ilgili şöyle geldiğimde belirtme halikidir bu ama bu kısma geldiğimde mesela sebükü gün şöyle bir şey gördüğünde burada ise iyilik eki olur. İyelik bu da belirtme hal eki olur. Eğer ki isim tamlaması belirtili isim tamlamasıysa buradaki belirtme değil iyilik olur. Belirsizsizde hal eki olur belirtili isim tanımlamasında mesela kaganın sözlük buradaki kademedeki isim tanımlaması belirtili olduğu için de bu da ikinci tekil iyilik eki olur. Şuradaki kademede kendisinden sonra ık ekinden sonra şöyle bir ek görürsen hiç korkma. ...iyilik belirtme haleki yap geç. Bundan çok sormuyor ÖSYM zaten. ÖSYM'nin en çok sorduğu yer burasıdır. Şimdi ına ekine geldiğimizde ına farklı farklı şekilleri vardır. Bu ına farklı şekillerini buradan size göstereceğim hemen. Şurayı siliyorum müsaadenizle. Zaten ıga değindik. Bu burada dursun. Bir de ın eki. In şekillerine birlikte bakacağız buradan. Bir, ın eki ne var? Ün eki vasıta var. Ön eki iyilik var. Ön eki belirtme hal eki var. Ön eki ilgi eki var. Ön eki emir şekli var. Ön eki şahıs eki var. Ön eki fiilden fiil yapım eki var. Ön eki fiilden isim yapım eki var. Şimdi böyle bir ekin durumunda siz ÖSYM olsanız bu ekten her sene 3-4 soru sorar mıydınız sizce? Hiç tarafsız bir şekilde düşünelim. Şu an sen ÖSYM'sin. Şu ekten soru sorar mısın her sene? 4 tane, 5 tane soru sorar mısın? Sormam diyor. <laughs> Niye sorman? <laughs> Sararım işte gelmedi. O bir sürü bir sürü. Tabii tabii çok fazla var. Önemlidir. Zaten eleme sınavı bu arkadaşlar. Eleme sınavını her zaman sorar. Bir, Şuradaki kademeye geldiğimizde bilmemiz gereken bir şey. Normalde kampta da bu şekilde bir soruyu bütün detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Burada zamanımız yettiği kadar ilerlemeye çalışacağım. Hem size faydalı olsun diye. Vasıta eki, iyilik eki, belirtme hal eki, ilgi eki isimlere gelir. Tamam mı? Bunu zaten biliyorsun. İsim çekim eklerindendir. Şuradaki kısımda emir şahı seki fiilden fiil adı üzerinde fiilden isim. Fiillere gelir. Yani bu ekleri iki kategoriden ayırabilirim. Fiillere. Şimdi buradaki kademede ilk geldiğimizde buradaki ın ekinin iyilik olan şekli iyilik ının belirtme şekli ının vasıta şekli ının buradaki ilgi eki şekline bakacağız. İsim eklerine bakalım. Bu isim çekim ekleri. Buradaki kısma geldiğimde iyilik eki bir nazal neylidir. Bunu unutma. Bilmiyorum ben hiç duymuyorum demiş. Alttaki arkadaşlar ses yardımcı olabilir misiniz? Sesini açmamış olabilir eğer ses almıyorsa. Belirtme hal eki ın şeklindedir. Vasıta ın şeklindedir. İlgi eki nazanlı ile şu şekildedir. İlgi eki bizim günümüzdeki tamlama ekidir. İyelik eki aitlik bildirir. Yani buradaki kademede İlgi ekini alan bir isimden sonra gelen şu ın, in, in aslında her türlü ikinci tekil şahıs ekidir. Belirtme hal eki ise arkadaşlar bu şekli ya ikinci tekil iyilik eki ya da üçüncü tekil iyilik ekinden sonra yaygın şekilde gelir. Yani bu ın belirtme hal eki diyebilmen için kendisinden önce her türlü bir iyilik eki olmak zorunda. İyilik eki olduğu için doğal olarak bunun aslında... Şunlarla karışmaz çünkü bunlar nazanlı ile vasıtayla karışabilir belki. Vastada ise lale ile birliktelik anlamı katan bir ektir. Eğer ki bir eki şöyle görüyorsan şu şekilde yuvarlak şekilde önünde bir belirtme belirtili isim tavlaması değilse ki yok örneği çok az. Hiç korkma isim tavlaması değilse şu yuvarlağı gördüğünde hemen vasıta de. Düşünme. Ama ama dediğim gibi bir isim çekim eki olduğunu sakın unutma. Çünkü fiillere gelen yapım ekinin un ün şekli var. Fiilden isim yapım ekinin un ün şekli var. Yani bunlar fiil kök ve gövdelerine gelir. Bununla bu aynı değildir. Bir örnek yapıştırırım seni çok kötü düşürürüm. Ezbere gitmemek gerekir. Kelimeyi analiz etmek gerekir öncelikle. Bu vasıta da arkadaşlar genellikle kendisinden sonra bir fiil vardır. Kendisinden önce isim tamlaması özelliğini taşıyan bir yapı yoktur. Mesela şuradaki kısımla ilgili geldiğimde. Tilin in dedim. Şuradaki birinci ek, şuradaki ikinci ek. Bu eklerden hangisi iyilik eki sevgi arkadaşlar? Birincisi mi, ikincisi mi? Hangisi iyilik eki? İkincisi iyilik dedi Seval. Türkçe dil bilgisi kuralı iyilik ekleri tüm isim çekim eklerinden önce gelir. O zaman yapıştırdım. Muhtemelen yanlışlık yaptı. İyilik. Bu ne olur peki? ...nazal neyli olduğu için hiç düşünme... ...yapıştır... ...ilgi... ...yani tamlama eki... ...tamam... Ti, ...tilin dedim şöyle... ...bir isim yoksa kendisine sonra... ...tilin bir bardı dedim... ...buradaki bu şekilde olduğunda bu ne olur... ...sadece iyilik olur arkadaşlar... ...tamam mı... ...şöyle dersem... ...tilin kılta. Buradakinde bir nazan ne yok? Kün kilin dedim. Bir isim tavlaması yok. Hiç düşünme. Vasıta. Ama şöyle dersem başın bir ötke diye böyle bir şey yazdım. Başın dediğinde buradaki kademeyle ilgili bir zaten nazam değil normal neyli. Bunu gördüğünde kendisi sonra isim yapısı devam ettiği için birincisi üçüncü tekil iyilik eki, ikincisi belirtme hal ekidir. Buradaki yapılarda kendisinden önce ve sonra ne geldiği çok önemlidir. Bu kısımla ilgili ayrıca vasıtaya tekrar geleyim. Zaman bildiren tüm sözcükler üzerine gelen ın eki vasıtadır. Mesela kışın yazın ya da gın. Bak ya da gın. Hiç korkma. Mesela okun. Bu ne olur? Yuvarlak şekli. Vur geç. Neden? Çünkü sen buna buradaki kademede üçüncü tekil yani bunun belirtme olabilmesi için bu neyenin iyilik eki alması lazım. ...üçüncü tekil iyilik eki de... ...ı, I, i, u, ü günümüzde eyvallah... ...böyle ama... ...eyate dahil tüm dönemlerde... ...üçüncü tekil iyilik eki... ...dar ve düzdür. Yani ı olmalı. Bu yüzden sen buna iyilik belirtme diyemezsin. Kafadan elenir. Yuvarlak şekil... gördüğünde ismi üzerine bu şekilde yürüyebilirsin. Buradaki kısımla ilgili... Ee, ...evet... ...küzün, kışın, yazın... ya ...yadagın... Yaylagın. Yaylak mesela yaylaya çıkma. Yaylagın. Vur geç hiç düşünme bile. Sünügün. Bunlar hepsi vasıtadır. Vasıtanın belirtmeden farkı belirtme ın şekli kendisinden önce kesinlikle iyilik alır. Mesela sebdükümün dedim. Vur geç. Bir de Belirtme halekinin ı i şekli, i'liğin de ı i şekli var. Mesela kagan kaganı nı dedi şöyle. Birincisi günümüzdeki gibi iyilik belirtme haleki. İki ı i ardı ardına görürsen kelime kökünden ayrı bir ek olduğunu gördüğün yerde iyilik belirtme haleki. Nazan ne şu demek sevgili Şeyma. Nazanle şu veya şu diye gördüğün ektir. Bununla ilgili gelen kısım. Burayla ilgili sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Kafana taklar. Vasıtta iyilik belirtme ve ilgi. Birbirinden farkı. Bu şekilde ayırt edersin. Şimdi diğer ınlara geldim. Diğer ınlara geçiyorum. Şöyle siliyorum buraya. Şimdi buradaki kademede ın eklerinden fiilden fiil, fiilden isim, emir ve şahıs eki olarak var. Buradaki emir ve şahısa geleyim. Günümüzde sizler de biliyorsunuz ki birinci tekil, birinci tekil ve birinci çoğul emir şekli günümüzde yoktur. Fakat eski Türkçe'de mevcuttur. Ona değinmeyeceğim şimdi uzun uzadıya. Sadece ına değineceğim. Sevgili arkadaşlar, ikinci şöyle bir şey vereyim. Sen cevap ver bana. Bardın. Şuradaki şahseki olur mu? Şuradaki. Olur. Kip eki var değil mi? Evet. Kaç olur? İkinci tekil şahıs eki. Hangi kökenli? İyilik kökenli şahıs eki. Bakın iyilik eki değil. İyilik kökenli. Çünkü dı-di her dönemde iyilik kökenli bir kipekidir günümüzde dahi. Şuraya geldim. Barın dedim. Barmak kelimesinin üzerinde, fiilinin üzerinde bir kipeki var mı? Yok. Şöyle bir şey gördüğünde buna diyeceksin ki ha bu emir demektir diyeceksin. Kaçıncı emir? Bu ikinci çoğul emirdir sakın unutma. Bu ikinci tekil ki. Bu ikinci çoğul emir şahı sekidir. ın şekli. ınız veya ınlar şeklinde de olur. Sakın unutma. Bunu görünce üç diye gitmesin aklında. Evet ikinci tekil gıl şeklindedir. Şimdi burası tamam. Buraya geldik. Fiilden fiil. Bizim Türkçemizde bir LN çatı eki olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Öznesine göre değil mi? Eski dilde de aynı şekilde LN fiilden fiil edilgenlik dönüşlük çatı eki mevcuttur. Zaten dil canlı bir varlıktır. Dil dil doğmalarla, tesadüflerle, kural dışı bir şeyle çıkmadı. Bugünkü kuralların senin eski dilden gelen kurallarındır. Değişme uğradı sadece. Şimdi bu LN ekini sen nasıl yorumlayacaksın arkadaşlar? Bir fiilden fiil yapım eki olduğu için doğal olarak kendisinden sonra gelecek ek ya fiilden isim olur ya kipeki olur ya da fiilden fiil olur. Mesela ötmek fiil midir? Matmekle de çıkıyor çok kelime onu da söyleyeyim. ötün ötünti. Bak şimdi. Bir kipeki almış. E buradaki kelimeye baktığımda bu ne olur? Fiilden fiil yapım eki. Çatı ekidir yani. Ötüttü arz etme. Yapan da kendisi. Etkilenen de kim ötüntü? O ötüntü. Aslında özne de belli. Edilgen çatıda özne yoktur. Gerçek ve gizli özne olmadığı için sözde özne devreye giriyor. Eski dilde de bu yöntemle gidebilirsin. Şuraya geldiğimde bunun öznesi belli. O zaman bu dönüşlüdür. Ln. Buradaki mesela kılıntı. Yaratılmak. Kılmaktan kılınmak. Fiilden fiil. Kipeki var. Genellikle dığı değil de gelecek kipekler olarak. Buradaki kılınma işlemini yapan da etkilenen de kendisi. Dönüşlülük. Edilgenlik ve dönüşlülük günümüzdeki gibi net ayrımda değildir. Ama bu neyden sonra gelen ekler de çok önemlidir. Kipeki geldiğinde vur geç. Ln. Fiilden fiil, dönüşlülük, edilgenlik eki. Öznesi eğer gizli özne ve gerçek özneyse... ...ki cevap verecek sana sorunu çıkınca çıkacak... ...işi yapan kişi belli... ...kagan bu ötge ötüntü... ...dedim kagan kim ötüntü... ...kagan özne belli... ...ama... ...bar bir bar... ...bar ben bu ötge ötüntü... ...ötüntü kim... ...ben diyemezsin... ...çünkü ötüntü üçüncü tekil... ...ben birinci... ...demek orası zamirdir vur geç... ...o zaman orada ne diyeceksin... ...özne belli değil... O zaman buraya yorum yapacaksın, edilgen diyeceksin. Tabii bunu derste anlatırım. Anlattığım yerler vardı. Şeyde de değiniriz. Şimdi buraya girersek bayağı uzun sürüyor bu. Sonra fiilimsi eki olursa fiilden fiil yapım eki. Aa. Tüm fiilimsiler fiil kök ve gövdelerine gelir. Tüm fiilimsiler fiilden isim yapım ekidir. Bak şimdi. Ötün, ötünmüş kagan dedim. Al sana. Yorum yaptırıyorum sana. Buradaki kısımla ilgili. Şimdi ötünmek hem birlikte karşılıklı etkilenen de kendisi ya. Dönüşlü çatılı bir fiil. Sıfat görevini üstlenmiştir. Bak ismin önüne geldi. Artık ne oldu? Ötmek fiil kökü. Ötünmek fiilden fiil yapmak ki. Fiilimsiler fiil kök ve gövdelerine gelir. O zaman fiilden isim yapım ki Artık sıfat fiil bu. Sıfat fiil. Bir, bir dönüşlü, çatılı fiil sıfat görevini üstlenmiştir. Seni böyle yorumluyor. Aslında senin bildiğin şeyi söylüyor sana. Sen sadece geçmiş dönemdeki şeylerden çok kopuk olduğunu zannediyorsun. Alakası yok. Günümüzle aynı. Günümüz dil bilgisi kurallarına hakim olan biri eski dili çatır çutur yapar. Bunu ispat edeceğim. Zaten hep ettik. 18 de 18 cepte ama temelin de önemli. Kuru ezberle Göktürk Uygur Karahanlı özelliklerini ezberlemekle olmaz eskidi. Yorum yapma yeteneğidir eskidi. Bakabilme yeteneğidir. Bunlar da çoğunuzda olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar fiilden isme geldim. Bak şimdi. Ekmekten ekin. A. Tütmekten tütün. Bu arada eski dil kelimeleri bunlar. Hani günümüzdeki gibi duruyor ya. Aldatmasın seni. Geçen eski dil metinlerine geçen ekler. Bu ne arkadaşlar? Fiilden isim. Ha, ın in ekini gördün mü buradaki? Kendisinden sonra bir fiil çekim eki yok arkadaşlar. O zaman diyeceksin ki ha bu fiilden fiil çatı eki değildir. Çünkü şuna dikkat ettiğinizde fiil çekim ekleri dönüşlü çatılarda yüzde 99 ki peki geliyor ardından. Bu yüzden kafan rahat olur. Başını ağrımaz en azından. Buradaki kademe ile ilgili. Mesela ık iki de var aslında. Batmaktan batık. Bilmekten bilik var ya. Aynı onun gibi hiçbir farkı yok. Mesela sağmaktan sakmak, düşünceden, fikirden sakıntı. Bu ne olur şu an? Sizce yorumunuz nedir şuna? Şu ek nedir? Şu ek ne derdim? Fiilden fil yani fiilden fil çatı eki değil mi? Niye kipeki var? Ha tamam mesele anlaşıldı. Dönüşlü aynen öyle. Kim o sakıntı bak cevap verdi. Zaten cevap veriyor sana. Yani günümüzdeki çatı özellikleriyle düşüneceksin her zaman. Kuru gitmeyeceksin. Mesela buradaki fiilleri de gördük. Bu yapıda sana gelebilecek şeyleri böyle yaklaşabilirsin. Tabi zaman kısa olduğu için de Hızlıca geçmeye çalıştım ve bu arada bir soruyla 26 dakika kaybettik. Geçiyorum soruya. Çok şey çözmek istiyordum da sanırım ben gelince kendimi tutamıyorum. Veriyorum bilgiyi. Veriyorum bilgiyi o yüzden zaman geçiyor. Belirtme halekinin iki farklı şekli. Belirtme halekinin ık, ım, mı ve ı şekli vardı. Bu üçlü şekil ı dahil olmak üzere hatta dörtlü şekil göktür, uygur, karahanlı döneminde mevcuttur. Harezm ve Harezm'de sonrasındaki dönemlerde ise arkadaşlar sadece ın, nı ve ı. Şuradaki nı'daki belirtme haletine değinmedim. Kişi ve işaret zamirlerinden sonra gelen ekin kendisidir. Mesela bizni, biz kişi zamiri değil mi? Evet. Sizni, anı, onu yani. Mesela ondan sonraki dönemde arkadaşlar bir ismin üzerinde nani'yi görüyorsan vur geç. Sözni, özni, yigitlikni. Burada herhangi bir iyilik ki şu gelir bu gelir kuralı yok. Nani şekli düşünme. Sadece bir dönem hariç. Düşüneceksin. Hangi dönem? Ders alanlar burada var muhtemelen. Nani ekini hangi dönemde belirtme olarak düşünmeyip ek bir seçenek düşünüp incelemem gerekiyor. Eyat ediyor. Terk et burayı. Hemen burayı terk et. Çağatay dedi. Evet Çağatay karıştırdı muhtemelen. Müjgan alınma tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar buraya geldiğimde. Evet. N şekli. Tamlama yapar. Yani hiçbir dönemde olmayan ilgi eki göreviyle kullanılır. Bu ilgi eki nedir? Mesela. Çok bir örneği yok. En çok da şu örnekte. Afrasi yapnı ogli. Şu de karşı çıkar. İyilik eki var. Şunu görünce vur Bu tamlama değil, ilgi ekidir. Onun dışında buna benzeyen tüm örneklerde her zaman nâni belirtme hali ekidir. Bakalım. Bilge kagan bitmekten bitik yazmaktan yazıt oluyor yani onu bitigin Bilge Kağan bitigi. Buradaki iyilik ve belirtme mi sizce? Evet ve hayır için artı eksi koy. Şuradaki. Bilge Kağan bitigi. Bak tamlama var. İsim tamlaması. Yes. Üçüncü tekil iyilik iki belirtme hali iki. Değil mi? Yoluk tigin. Tigin özel isim. Bitidim. Bunca Barkık. Barkık. Buradaki ne olur? Şuradaki. Bunca Barkık. Belirtme hali ki evet aynen öyle. Bedizik, bediz süsleyen sanatçı değil mi? Belirtme hali ki evet. Tört gün bitirdim, yarattım. Bak bak şuraya. Yarattım diyor. T. Günümüzde T ne çatı ekidir arkadaşlar? Oldurganlık, ettirgenlik ekidir. Değil mi? T2. Aynı şey. Hiçbir fark yok. Vermiştim size hatırlarsanız derste formülize bir şekilde. Burada hem ın şekli hem ık şekli var. İlgeri şantın yazıka tegi söylediğim Taluyka küçük değmedim. Buradaki küçük nedir? Şuradaki. Küçük değmedim. Hadi çabuk kol belirtme diyor. Belirtme diyenler geçmiş olsun. Çünkü buradaki kelime bir fiildir. Buradaki küçük zor demek anlamında kullanılan bir zarftır. Buradaki kelime fiilden isim yapım ekidir. Ama şöyle deseydi işin rengi değişirdi. İşi küçük deseydi iş güç yani şuradaki böyle olsaydı evet belirtme hali ekiydi bu. Bunu unutma. Buradaki kesinlikle belirtme değil. O zaman buradaki kısmını ele. Burada zaten belirtme örneği yok. Kök önü. Bak kök önük yügeri yügeri su yorup tünlü künli tünlü künliyi gördün mü şurada? Lığlıyı hiç sormayan bir sınav sorusu olacak bu. Şuna ne derdim ben? Birliktelik bağlama eki. Aynen öyle vur geç. Peki şöyle olsaydı tünlü künlik olsaydı Belirtme hal var mı burada? Evet var. Şuradaki belirtme hal unutma. Böyle bir örneği de var. Yani lık lik yapım ekimiz var ya bizim. Bağlama ikileme yani bağlanma eklerinde. Şuradaki lıkı şu ek gibi düşünme. Bu belirtme hal ama burada yok tabii ki. Yiti, ügüşge, supsuz geçtim. Buradaki kök önü ve önük demiş. Buradaki ık iki ik arkadaşlar? Süçük sabın. Yumuşak agın. Arıp bodunuk ança ya ermiş. Süçik, süç tat. Süçük belirtme olur mu bu? Olmaz. Bu bir sıfattır. Nasıl sab? Süçük sabın. Türkçe dil bilgisi kuralı. Ne diyor bana? İsim çekim eklerini sıfatlar almaz. Belirtme dersen nasıl sıfat yapacaksın? Mantık ilişkisinde düşündüğünde ilişkinin tutarsızlığı ortaya çıkıyor. O zaman bunu farklı düşüneceksin. Süç, süçik. Tattan tatlı şeklinde. O zaman bu nedir? İsimden isim yapım ekidir. Çünkü sabın, süçik sabın. Bak gördün mü? İsim önüne gelmiş. Sıfat. Sıfatlar isim çekim ekini alamaz. Günümüz dil bilgisi kuralı. Günümüzde dil bilgisi kuralı nereden geldi? Ata döneminden geldi. Nereden gelecek? Sabın. Bir isim tamlaması yok. Yumuşak, agın. Tamlama yok. O zaman tamlama olmadığı için buradaki ına sen iyilik belirtme diyemezsin. Buradakine vurup geçeceksin. Ne diyeceksin? Vasıta. Yumuşak, agın, vasıta, arıp, ırak, bodunuk, uzak halkı, bodunuk. Şuradaki ık, ik, vur, geç, hiç düşünme. Belirtme hale bu ya gutur ermiş tapkaç atlık süsü bir tümen artuku yitti bin sük ilki kün öldürdüm burada var mı zaten cevapadan oldu çıktı burada var mı herhangi bir şey belirtme var mı burada son örnekte yiti bin sük ilki kün ölürtüm Bekliyorum cevap yok. Sük eki dedi. Sük ekindeki şu sü asker demek. Şuradaki sizce belirtme hal eki olabilir mi? Süsü bir tümen artuki yiti. Artuki biliyorsun. Özellikle 30 ve üstündeki sözcüklerde artuki diye kullanılır değil mi? Tümen artuku yeti bin. Sük. Yeti bin askeri. Kimi askeri? Belirtme hali ki tabii ki. Ne olacak başka? Tamlama yok burada. Tamam mı? Atlıktaki lık eki sevgili Zeynep. Buradaki lık eki yani günümüzdeki lı ekidir. İsimden isim yapım ekidir. Burada olmaz. İkileme olsaydı olurdu şu şekilde. Buradaki lık ekinin kendisidir. Sakın. Cevabımız adına olduğu çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu parçadan numaranın hangisi fiilimsiz değildir. Fiilimsizleri hepiniz biliyorsunuz. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Bunu biliyorsunuz zaten. İlkokuldan beri öğretiyorlar bize. Eski dilde de var. Aynısı. Bir. Maz, mez iki aynı. Ar, er iki aynı. Dık, dik, duk, dük. Aynı. Acak ecek yok. Mış mış aynı. Aa, aman yarabbim aynısı. Aneki yok. Anekinin yerine bu Göktürk Türkçesi için söylüyorum tamam mı? GMA eki var. Gılı eki var. Guçi eki var. Gu eki var. Bu Göktürk. Ası eki Göktürk Türkçesinde yok. Buraya geldiğimde acak ecek Yok. O zaman ne var bunun yerine? Taçı ve sık eki var. Bu zaten bu dönemin gelecek zaman ekleri. Ha aynı zamanda sıfat fiilin kendisidir. göktür Türkçesinden sonra bu eklerin aynısı diğer tüm dönemlerde var. Bir dönem hariç. Bazıları. Ası eki Uygur döneminde de yok. Ası eki ve gay eki. Bak gay eki ilk defa burada çıkacak tamam mı? Şuraya yazdım da. Şuraya yazayım. Gay eki ilk defa hangi dönemde? Uygur Türkçesi. Onun dışında Gay ve Gan eki. Şuradaki Gan eki de aslında sıfat fiildir. G düştüğünde an en eki çıkacak şura. Şurada aynı şekilde bu ekin karşılayan ektir. Ama hangi dönemde? Uygur Türkçesine karşıma çıkacak. Bir de Guluk eki var. Bu ek de Uygur Türkçesinde. Ha, bu üçü Demek ki farkı bu zaten başka yok. Diğerleri aynı. Dönem ayırt ettirir. Ası eki ilk defa normalde bir gelecek zaman eki harizm döneminde ilk defa bir şahıs eki gelecek zaman eki olarak kullanıma başlanacak. Fakat sıfat fiil olarak ilk kullanımı Karahanlı döneminde görülecek. Ha vay vay vay. Kör kö bak körülesi köz. Böyle bir şey gördüğünde asesi gördüm sıfat fiil. Direkt Göktürk Uygur'u ile Karanlı ve sonrasına aittir. Öpülesi el. Evet aferin Hatice. Aslan parçası. Yiğidim benim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ee, burayı dinle. Onun dışında diğer ekler dedim diğer dönemlerde aynı bu ekler birebir mevcuttur arkadaşlar. Bir de gıl eki çıkacak sıfat fiil olarak. Hangi dönemde? Harezm ve sonrasında. Gıl eki diye bir ek. Harezm ve sonrası. Daçı, duk ve gıl eki sadece bir dönemde kullanılacak. Hangi dönem? Çağatay döneminde buradaki sıfat fiiller kullanılmayacak. Bunu unutma. Bu sıfat fiilleri gördüğün bir dönem Çağatay demek değildir. Dönemde buldurur sana. Şimdi buraya gelelim. Bilik bilmez kişi. Nasıl kişi? Aa ki peki olamaz. Şahıs eki yok. İkincisi bir isim var. Vur geç. Sıfat fiil. Öltük o. Öltük dediğinde şuradaki dık dik ekinin kendisi değildir. Şuradaki burada görülen geçmiş zaman ki peki. İkinci tekil şahıs eki. NG nöbetleşmesinden dolayı G şekli gelmiştir. Bu da benim Özel istisnai bir durumumdur. Bu metnin Göktürk Türkçesi olduğunu buradan çıkardım. Öltük ol. Buradaki ol seni aldatmasın. Oldaki ol yer geri. İsmin önüne gelmiş. Yani burası bir sıfattır. Unutma. Barsar dediğimde burası bir zarf fiildir. sereki iki dönemde görülür. Göktürk ve Uygur döneminde. Ama çekim şekli olarak ilk defa çekimini ben nerede göreceğim? Uygur Türkçesinde göreceğim. Göktürk Türkçesinde şart gibi ve zarf fiil eki olarak kabul edilir. Müstakil bir şekli yoktur. Diğer dönemde ise sarsel şekline dönecek. Sarsel iki dönemde. O zaman burası bir zarf fiildir. Vur geç. düşünme, aslan parçası. İ gitmiş kaganın, nasıl kaganın? İ gitmiş kaganın. Burada ne var? İsim var. İsmin önüne bir ne geldi? Mışmış geldi. Sıfat fiil. Al matın. Matın metin Madan ekinin günümüzdeki şekli, eski Türkçedeki şeklidir. Zarfiil. Matın ekini sadece bir yerde düşün. Bir yerde düşün. O da Karahanlı döneminde. Seni aldatmasın. Karahanlı döneminde dı kip ekinden sonra normalde Türkçemizde hiçbir dönemde üçüncü tekil şahıs ekinin bir eki yoktur. Unutma bunu. Emir hariç. Bu dönemde İlk defa kara Hanlı ve son defa matı eki gelecek arkadaşlar. Matı matın eki. Kip eki dı di'den sonra şunu görürsen korkma. Mesela kıl kıldı matı. Kip eki olduğunu anladım buradan. Vur geç. Burada böyle bir şey yok. Gördün mü? Mesela şöyle olsaydı Karahan'ın dönemi için konuşuyorum. Aldatmasın seni. Buna ne diyeceksin? Üçüncü tekil şahı seke. Sadece bu dönemin bir özelliğidir. Aklında bulunsun. Ama burada böyle bir kullanım yok. Matı metin eki zaten zarf ile eki. Geriye ne kaldı? Sadece iki numara kaldı. Allah'ım nasıl geçiyor zaman? Su gibi geçiyor. Şimdi arkadaşlar her sene soru geldi neredeyse buradan çoğunlukla. Bir sene üstü iki defa sordu. Yahu bu var ya dünyanın en kolay işi. Bak şimdi. iki sözcüğe göre dönemleri ayırıyorsun ayak ve dağ sözcüğüne göre. Şimdi ayak sözcüğü bazı dönemlerde D, bazı dönemlerde Z, bazı dönemlerde T ötümsüz. Şimdi buradaki önce belli beş tane, beş tane ilk dönem ayak sözcüğüne göre, diğerleri ise dağ sözcüğüne göre sınıflandırılmıştır. Altı kriteri vardır bunun. Bu altı kriteri Talat Tekin, 12 gruba ayrılmıştır. L bak. R Z L R L Ş ses denkliğine göre bir. Kelime başı H sesinin durumu 2. Kelime içi ve kelime sonu D sesinin durumu 3. Kelimedeki ık sesi durumu 4. Ak sesinin durumu Budist metinlerde ık belirtme hali ki ak şeklini alır. Mesela tarıkçılarak vurgeç Budist metindir bu ak şekli. Çoklu yetinden sonra ne gelecek? Çekim eki gelir ne gelecek arkadaşlar? Türkçenin dil bilgisi kuralı ne diyor bana? Önce yapım eki sonra çekim eki. Çekim eki geldikten sonra yapım eki gelmez. Lan çokluk eki ise buna ne diyeceksin? ...çekim eki ak ne olabilir? Belirtme hali ki. Hangi dönem? Uygur dönemi... ...Budist metnidir deyip yorumlayıp... ...geçeceksin. Şimdi... ...bir de ne var arkadaşlar? Kelime... ...başı T sesinin durumu. Hani T'lerde D mi oluyor? T mi oluyor? Bak bu kriterlere göre hiç çıkmadı bu. Bu kriter hiç... ...sorulmadı. RZLR... ...LŞ denkliği... ...ayrıca Türkçe'de... ...LR foneminin bulunması... ...ilk Türkçe dönemi... Ana Altaycı, Ana Çuvaşçı dönemi R, Z foneminin bulunması. Türk dilinin R ve Z dili olarak ikiye ayrılması. Buradan garanti bir soru gelme ihtimali çok yüksek bu sene. O bir tasnif anlat. Derste anlatmıştım. Tabii sorulara da değineceğim. Burası şimdi ona girmeyeceğim. O soruya iyi bakın. Sınav sorusu o. İyi dinle. Rl grubu olarak kabul edilen URA. Ayak sözcüğü bu dönemde nedir arkadaşlar? URA şeklinde. Şuraya yazayım. Hangi kime aittir? Tek temsilcisi. Çuvaşça yapıştırdım. Sonra Altay Türkçesi dediğimiz ana dönemimiz vardır. Altay Türkçesi dönemi. Altay Türkçesinin en önemli özelliği Altay Dil Birliği'ni kabul edenlere göre Türk dillerin ata dönemidir. Dört tane ata dönem vardır. Bu ata dönem içerisinde Altay'da kelime başında P sesleri vardır. Mesela adak değil padak. Bu ana Altay dönemi. Bu P sesi tarihi Türk lehçelerinde sadece bir seste H'ye dönüşmüştür. Kimde? Buradaki kısımla ilgili Halatça'da. Halatça'da ne olmuştur? Adak. Bak D'ler. Y, R olmuş. Gördün mü? Bir. Burada ne olacak? Halatça'da hadak olacak. Bak D koruyor kendini. Y yok daha. Sonra buraya geldim. Kelime içi değerlerin ötümsüz olduğu tarihi Türk lehçesi. Yakutlar. Yakutçaya bak. Kelime içerisinde T var. O zaman ayak sözcüğü ne olacak? Atah olacak. T. Vur geç. Yakala oradan. Bir de tuvalar var. Tuvalarda kelime içi D sesleri ötümlüdür. Yani yumuşak halidir. Ne olacak? Adak. Şuradaki tuva Türkleri adak adamış. Hatırlarsanız dersten maz ekini verirken Göktürk Uygur Türkçesinden böyleyken Karahanlı Türkçesinde bu z'ler neye dönüşmüştü arkadaşlar? S'ye maz. Ha bu z's'e değişimler aklında kalsın. Hakkas. Hakkas'ın içinde s var. O zaman ayak ne olacak? S'yi z yap diye düşün. Azak. Ha. Şuradan şunu hatırla. T'den şunu hatırla. Yes, aferin. Azak. Buradaki kademe ile ilgili sevgili arkadaşlar bir de şuraya bir, birini daha yazayım. Salarca. Aya. Buradaki kısımla ilgili aya. Diğerlerinde, diğerlerinde bütün diğer dönemlerde arkadaşlar yazıyorum buraya. Kuzey Altay Diyalekti. Altayca. Kırgızca. Bu Özbek grubu yer alan Özbek grubu. Aynı şekilde Tavlu grubu diye geçen Kıpçak grubu. Salarca ya yazdım buraya. Bir de Oğuz grubu yani bizim grubumuz. Bu dönemlerin tamamında artık ayak bir kriter değildir. Neden? D'ler Y'ye dönüştü çünkü. Hepsinde ayak. Aa, ha burada ayak sözcüğü ölünce artık hangi kelime geçiyorum? Çat şu kelime geçiyorum. Mesela kelime içi t'ler kendini korur. Eski Türkçe'de öyle değil miydi? Tak. Kelime sonunda yer alan g sesi kendini korur. Taglık. Ura grubu böyle, Halaç grubu böyle, Yakut grubu böyle. Eski dilin özelliğidir bu. Yapıştır geç. Şura bir dursun çünkü normalde bu alt yerde bir yerde. Kuzey Altay diyalektiği aynı şekilde taglık. Ha ha tamam oldu. Bundan sonraki dillerde ise t'ler Değişime uğrayacak veya G sesi düştüğünden dolayı ben diğer dönemlere ayıracağım. Altay Diyalektiğinde nedir mesela? Altay Diyalektiğinde Tulu'dur. T sözcü Tulu'dur. T korur kendini fakat G düşmüştür. Bir ayırma kriteri. Kırgızlarda nedir? Kırgız Tölü. tut Bu Kırgız. Özbek grubu. Özbekçe hangi Türkçenin devamıdır? Yapıştır. Çağatay. Çağatay Türkçesinde kelime sonundaki G sesi ne olmuştur? Ötümsüzleşmiştir. Yani sertleşmiştir. Lık olmuştur. Ha o zaman tak lık oldu. Özbek ve Sarı Uygur grubu gördün mü? Taklık. Kıpçak grubunda. Kıpçak grubunda kelime içi G sesleri ne olmuştu hatırla derste? V'ye dönüşmüştü değil mi? Bunu çift yap. Şöyle yap. O zaman tavlu grubu kimdir arkadaşlar? Tavlu grubu da kıpçaktır. Zaten kıpçak Türkçesinde kelime sonundaki lık ekindeki g tamamen düşmüştü. Al sana. Tavlı. Oğuz grubu. Kelime başı t'ler ne olmuştu? Ötümlü olmuştu. Yumuşamıştı yani. Da oldu. Daglı. Aha. Bitti. Bu bütün tasrif bu işte. İki kelime bu şekilde tut hakkında bitti. ÖSYM bundan soruyor. Ve bunu ezberlemek zormuş gibi. Böyle bakalım. Ayak sözcüğü hangisinde ayaktır? Hangisinde? Tuva'da. Bitti. Allah affetsin sizleri. Oo daha ne kodlamalar var bende. Deli deli şeyler var. Ama zaman kalmadı. Sevgili arkadaşlar 48 dakika oldu. Tabii ki bu kısımla ilgili daha çok güzel sorularımız vardı ama işte süremiz kalmadı. Sistem yöneticimiz tekrar paylaştı. Eğitim koçuyla bir saatte aynı şekilde 1-12 Ağustos'ta yapmış yapacağımız genel tekrar kampında bilgi almak isteyen varsa buradaki kademeden linke tıklayarak bilgi alabilirler. Ders kaydedilecek bu ders arkadaşlar ama e, bu ders sadece YouTube'a da atılıyor zaten sıkıntı yok. Tabii canım bu görülmeyen bu ne ki? Ben neler neler vereceğim? Sınav sorularını vereceğim size. Çatır çutur. Ve ezberleterek değil, öğreterek. Bir zaten kaç soru çözdük? Bir, iki, üç, dört, üç soru. 48 dakikada üç soru. Soru çözmek marifet değil. Önemli olan ne yapmaktır? Her zaman onun iş detayını vermektir. Çok teşekkür ederim. Yeliz Hocam sağ olasın. Talih videolarda harika. Evet sağ olasın Esra. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki kısımla ilgili dersimize nokta koyacağız. Genel tekrar kamplarında çok daha fazlasını birlikte vurup geçeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Genel tekrar kamplarından önce de zaten öğrencilerimizle dersimiz devam ediyor. Çok teşekkür ederim Deniz. Sağ olasın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım bu sene sizler için çok güzel ve özel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.